Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Kayseri Özel Ümmü Hastanesi'nin ve golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşler, gündeme ilişkin pek çok duyumumuz sizlerle olacak. İlk olarak neresinden başlayacağım bilmiyorum. Vallahi önemli yerden mi başlasam, önemsiz yerden mi? Önce Mert Hakan'dan başlayayım, haberle giriş yapayım, sonra kısa kısa duyumlarla devam edelim. Mert Hakan Yandaş için 137 milyonluk rakam. Bir kere 137 rakam değil, sayıdır. Şimdi Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a CSK Moskova talip oldu diyor haberde ki CSK Moskova çoktan talip olmuştu. Daha önce de ilgilenmişti ama Fenerbahçe teklifi kabul etmemişti. Ve 28 yaşındaki futbolcu için görüşmelere başladı diyor haberde. Arkadaşlar ben size daha enteresan bir şey söyleyeyim. 7 milyon euroluk teklifte bulunmuşlardı. 7 milyon euro. Bakın. Bana kızıyorsunuz. Biliyorum. Ama Fenerbahçe Spor Kulübü. Lütfen. Yalvarırım kabul et. Yalvarırım. Pelkas'a geçtiğimiz sene 7,5 milyon euro teklif geldi. Satın dedim. 8'e çıkabilir dedim. 8'e çıktılar. 12'ye çıksın dedik. Satın 8'e dedim bak. Bulunmaz Hint kumaşı. Sat 8'e. Bu sezonun başında Zayt için 6,5 milyon euro teklif geldi. Satın dedim. Bak 8'e Pelkas'ı, 6,5'a Zayt'sı satsan. Hocam biz iyi de. Şimdi şöyle bir şey var. Biz Pelkas'ı geçen sene 8'e satsak çöpün birini getirirdik. Ya siz de bir yerde haklısınız. Mert Hakan için de 7. Yine söylüyorum bak. Devre arasında Zayt için 3 versinler satın. Mert Hakan için 7 versinler satın. 10 milyon euro. Müthiş para satın. Hocam devre arasında biz nerede orta saha bulacağız? Etme eyleme. Lan satın. Neyse haberde diyor ki arkadaşlar bir kez daha kapıyı çalmaya hazırlanıyormuş. Dünya Kupası arasında en formda ismi olan Mert Hakan Yandaş'a için yeni mukavele için masaya oturmayı planlıyormuş. En formda isim. Bayağı bir formasından uzak kaldı diyor. Jesus'un gözüne girmeyi başardı diyor. Ve ilk 11'de kendine yer bulması da bekleniliyor. CSK'nın ilgisi sürüyor. Sezon başında 5 milyon euroluk bir transfer teklifinde bulundu diyor. Hayır 7 milyon euro. Çok eminim. %100 eminim. Yani direkt olarak Ali Koç'tan aldım duyumu. %100 eminim 7 milyon euro olduğunu. Ha opsiyonlu opsiyondur bir şey diyemem. İşte şu kadar maç oynarsa diyeyim. Fenerbahçe'nin kapısını bu sefer 7 milyon euro ile çalmaya hazırlanıyormuş. Bu gerçeği yansıtmıyor. Şimdi 7 milyon euro zannetmiyorum. Şimdi 5'e düşerler. Ama ben 5'e de satarım. Açık söyleyeyim. Yabancı kuralında göz önüne bulundurarak en az 10 milyon euroluk bedel isteyeceği. Ya 10 milyon euro Allah aşkınıza. Ya atıyorsunuz da düzgün atın be. Sözleşmesi 2024'te sona erecek. Yaşı 28. Ben samimi söylüyorum. Eğer Fenerbahçe'yi düşünüyorsanız satın. Bak 5 milyon euroya da okuyayım ben. 5'e Mert Hakan'ı, 3'e Zayt'sı sat. 8 milyon euroya benim orta sahaya adayım da hazır. Onu da söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'nin çok fazla transfer hedefi var. Mesela stoper için Adama Nagalo diye bir isim. Burada konuşuldu. Sonra ben net duyum verdim. Dedim ki kulübü 6 milyon euro da 6 milyon euro diyor. Hani inmiyor dedim. Hatta Eylül ayı gibiydi. Biz burada konuştuk. Birçok arkadaşımız maalesef sadece transfer sezonlarında gelip yani takılıp gidiyorlar ama asıl transfer sezonundan hariç zamanlarda da takılmamız lazım. Neyse o sizin bileceğiniz iş. Çok fazla detaya girmiyorum ama biz bu arkadaşı sağ ayaklı, fil dişi, sahili ve Burkino Faso'lu diyeyim çünkü çifte şeyi var. Bu arkadaşı uzun süredir almaya çalışıyoruz. Vermiyorlar. Uzun süredir almaya çalışıyoruz. Ve 16 maçta 1 gol 2 asisti var bu sezon. 1370 dakika. Danimarka Ligi. Hocam Danimarka Ligi'nde ben de atarım. İyi gidin Danimarka Ligi'nde futbolcu olun. Atın. 6 milyon euro istiyorlar dedim. Sağ olsun benim dediğime inanmayan arkadaşlar. Sosyal medyadaki bazı duyumcular 6 milyon euro istiyor deyince hemen inanıp o zaman gelmez demeye başlamışlar. Yaş 21-85 boyunda hızlı bir stoper. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hani bunu söylemek
mantıklı normal değil ama Kim Min-jae'nin yerini doldurabilecek bir isim. İster inanın ister inanmayın. Ama olur mu? İşte ben de onu sanmıyorum. Yani yine de ihtimal var mı? Var. Arkadaşlar 6 milyon euro bakar ki bizden başka hiçbir enayi 6 vermiyor. Belki düzelirler. Napoli Osayi Samuel'ı izliyor. Osayi Samuel'ı biliyorsunuz. Bizim yıldız futbolcumuz. Ama Napoli sadece Osayi Samuel'ı izlemiyor ki. Arkadaşlar bakın ben bunu söylediğim zaman gülüyorlar. Geçen bir esprisi oldu. Kısaca değineyim. Bir futbolcu ismi söylediler. Dedim ki ulan bu futbolcu Fener'e gelse en kötü 1-1,5 seneyi 18'e Napoli'ye satarız. Galatasaray'a gelse dedi. Gelecek sene Eyüp Spor'a kiralarsınız dedim. Beşiktaş'a gelse dedim. İlk sene fırtınalar estirir. 150 milyon euro falandır. İkinci ve üçüncü sene kadro dışı bırakılıp söğüşlemeye başlar dedim. İnanmadılar ama bence olan olay bu. Şimdi Fenerbahçe'de 1 Arda Güler, 2 Ferdi Kadıoğlu, 3 Miguel Crespo. Bu isimlerin üçüyle de Napoli %1 trilyon ilgileniyor arkadaşlar. %1 trilyon ilgileniyor. Öyle 1-2 değil, %1 trilyon ilgileniyor. O kadar kesin. Ve aynı Napoli bu sefer Osayi Samuel'i izlemeye almış. Nijerya milli takımının da artık formasını giyiyor. Biliyorsunuz artık hashtag yaparken etiketinde Nijerya milli takımı da var. Ve Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025'e kadar sürüyor. Yaşı daha genç. Şimdi Giovanni Di Lorenzo'nun alternatifi olarak düşünüyorlarmış. Siz sosyal medyada bunu görmüşsünüzdür. Lorenzo 29 yaşında, 25 milyon euro piyasa değeri olan 1.83 boyunda sağ bek. Ve İtalya milli takımının da 25 kez formasını giymiş birisinden bahsediyoruz. Şampiyonlar Ligi tecrübesi şu bu bayağı bir yüksek. 2026'ya kadar da sözleşmesi var. Şu an altın çağını yaşıyor futbolcu. Bu sezon 25 maça çıkmış. Bir gol 3 asisti var 2229 dakikada. Yani UEFA Uluslar Ligi'nde falan da oynamış. Ve oyuncuyu eğer gönderirse Osayi Samuel'i düşünüyormuş. Arkadaşlar ben yetkili bir abimize sormuştum. Demiştim ki Osayi Samuel'i kaça satarız? 12 milyon eurodan fazla bir fiyat gelirse düşünürüz demiştim. Ta bu Jesus parlamadan önceydi. Bugün sorsam vereceği cevap yine aynı olur. 12 milyon eurodan yüksek bir teklif gelirse düşünürüz der. Napoli 12'den yüksek teklif verir mi? Artık 18'e alıştı ya. Kapıyı çalar tık tık tık. Kim o? İşte biz Napoli kimi istiyorsunuz? Osayi'yi. Kaç teklifiniz var? 18 artı bir miktar para. Gel otur kardeşim şöyle. Ne içersin falan yaparız. Ama şu an için Osayi Samuel'e dair herhangi bir ilgi mektubu yok. Bu haber de gerçeği yansıtmıyor. Ama ben bu tip haberleri yapan habercilere teşekkürlerimi sunarım. Çünkü Fenerbahçe'nin marka değerine hizmet etmiş olurlar. Fenerbahçelilik örneği göstermiş olurlar. Ben teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Yani ben teşekkürlerimi sunuyorum. Bilginiz olsun. Ama bu haber doğru değil. Mert Hakan 137 milyonluk olay doğru mu? Şunu söyleyeyim. Moskova'nın takibi sürüyor. Devre arasında teklif yapacaklarını duydum. Ama hani ortada bir teklif yok. Olmayan teklif için de doğrudur yanlıştır demek mantıklı değil ki. Ya Real Madrid Mert Hakan Yandaş için teklif yapacak desem bu da olur. Yani yapabilir desem pardon yapacak değil. Yapabilir desem bu da doğru bir cümle. Yapabilir arkadaşlar niye yapmasın bir bakmışsınız olmuş olmuş. Hani trilyonda bir ihtimal olur. Ama CSKA Moskova'nınki daha yüksek bir ihtimal. İzliyorlar. Napoli. Bak 3 tane isim söyledim size. Arda Güler, Ferdi, Crespo. Üçünü %1 milyon takip ediyor. Üçünü birden. Osayi'yi değil. Üçüne kefilim. Ama Osayi'yi değilim. Üçüyle ilgili de Napoli'nin kafasındaki şey sezon sonu görüşmek. Sezon sonu görüşürüz. Ajax. Altay Bayındır'la ilgileniyordu arkadaşlar. Ben size subliminal bir duyum verecektim normalde ama açık söyleyeyim. Ajax Altay Bayındır'la ilgilenmeyi kesti.
He hocam ya bu sezon formdan düştü ya. Ondan dolayı değil. Inter de ilgiyi kesti. Hocam adamları tehdit mi ettik? Aziz Yıldırım taklidi yaparak arayıp telefonda dalga mı geçtik? Yok. Düşünün bakalım niye ilgiyi kestiler acaba? Yani acaba niye kestiler ilgiyi? Düşünün. Mantık çerçevesinde cevabı zaten kısa süre içerisinde bulacaksınız. Ben de size subliminal değil açık açık duyumumu vermiş olacağım. Hadi bana bir güzellik yapın, anlayın. Fenerbahçe Samet Akaydın olayı. Aklıma gelmişken bunu da söyleyeyim. Şimdi Samet Akaydın olayı biraz karışık bir olay. Çünkü Samet Akaydın'la bir hafta önce anlaştık. Kulübüyle anlaştık. Aradan birkaç gün geçti. Samet Akaydın'ın bonservisi konusunda da anlaştık. Bu arada ben böyle söylüyorum. Bana diyorlar ki hani anlaştıydık? Hani anlaştık dediydin? Ben sosyal medyaya göre söylüyorum. Anlaşmıştık. Geçen hafta 2,5 milyon euroya anlaştığımız Samet Akaydın'ı yok ondan önceki hafta 2,5 anlaştık. Geçen hafta 3,5 milyon euro bonservisten almıştık. Hatırlarsınız Kaan Ayhan'ı da bir o kadar bonservis bedelini almıştık arkadaşlar. Ve hem Kaan Ayhan'ı hem Samet Akaydın'ı alan Fenerbahçe'miz bu hafta da Samet Akaydın'ı almayla haftaya başladı. 2 milyon 800 bin euroya aldık bu hafta. Nasıl hocam? 3,5'e almıştık. 2,8 iyi hocam 700 bin euroyu indirdik mi? Pazarlık mı yaptık hani bir haftadır? Yok. Geçen hafta 3,5'a el sıkıştık. Bu hafta 2,8'e el sıkıştık. Bir bakmışsınız çarşamba günü yarın ya da perşembe günü 2,5'a düşürürüz. Cuma cumartesi günü ya biz size gençlerden bir ikisini verelim de ona karşılık oyna şey yap falan deriz. Bir bakmışsınız Lemos'u paketlemişiz ya da Buruma'yı vermişiz. Buruma'nın bonservisine karşılık almışız. Bir bakmışsınız ikinci dönem Buruma'yı oraya kiralamışız. Ona karşılık almışız. Ya biz her an alabiliyoruz yani. Her an Samet Akaydın'ı alabiliyoruz. Fiyat değişiyor. İkide bir de fiyat değişiyor. Onu söyleyeyim. Bu arada ben şunu belirteyim. Ben ısrarla söylüyorum. Fenerbahçe eğer Mert Hakan ya da Zaitz gibi bir ismin satışını becerebilirse devre arasında alacağımız bir numaralı stoper hedefi Nino. Nino. İki stoper alacaksak ki ben iki stoper alacağımızı düşünüyorum. Bunlardan biri Nino arkadaşlar. Brezilyalı Nino. Hocam adama 5 çektiler. Ve şu cümleyi de ekleyeyim. Nino'yu 3,5 milyon euroya alma ihtimalimiz var. Başka söylemiyorum. Bu bir. İkincisi Samet Akaydın. Hocam şimdi Samet Akaydın dalga mı geçiyorsun? Gerçek mi söylüyorsun? Ya arkadaşlar. Tabii ki dalga geçiyorum. Kaan Ayhan'ı da Samet Akaydın'ı da sorduk. Fiyatlarını sorduk. Ücretlerini sorduk. Oyunculara şartlarını sorduk. Bu. Ötesi yok. Ortada bir anlaşma yok. Ha, takasta şunları versek kabul eder misiniz diye yönetimlerine sorduk. Bu. Ben şuna kızıyorum. Sosyal medyaya 3,5'a alındı. Ya Ali Koç'a niye sövdürdünüz? Ahmet Selim Kol, öbürleri. Niye Ali Koç'a küfrettirdiniz taraftarı? Ya taraftar Ali Koç'tan barışmış durumda. Ali Koç çıktı geçen Fas'ı destekliyor dedi kazandı. Adam artık winner olmaya başladı. Taraftarla karşı karşıya getirmek. Bakın biz takas artı parayla bu işi çözmeye çalışıyoruz. Samet Akaydın'a. Ben şunu söyleyeyim. Buruma Lemos işin içine paketin içine dahil olursa Fenerbahçe Zayt Mert Hakan ya da benzer bir satış gerçekleştirirse bu ayardaki bir futbolcusunu devre arasında iki tane stoperimiz hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdiden söylüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ha, hocam şu anki duruma göre 13 Aralık duyumlarına göre yüzde verir misin? Vereyim arkadaşlar. Siz yeter ki kanala abone olun. Videoyu beğenin, izleyin. Samet Akaydın bugün itibariyle %40. Nino %65. Mert Hakan'ın gitme ihtimali %15. Hosain'in devre arasında gitme ihtimali %15. Arda Güler, Ferdi Crespo'nun devre arasında gitme ihtimali %1. Herhangi birinin gitme ihtimali. Adama Nagalo ihtimali araya bazı takımlar girdi ama belki bak
Bunu da 3.5'a alabiliriz ha. Ve bu da takipte bir isim. Devre arasında şey vereyim. Şu an %30 diyeyim. Onun dışında Pelkas'tan ilgili de bir şey belirteyim. Pelkas'tan bir bonservis gelebilir. Devre arasında kaynak olarak onu da üretebiliriz. Ama onu Nino'ya kullanma fikrimiz var. Bilginiz olsun. Zaits'ın gitme ihtimali bence %85 devre arasında. Altay Bayındır'ı anlattım zaten. Buruma ve Lemos'un devre arasında gitme ihtimalleri tek tek ikisinin birden gitme ihtimali %85. En az birinin gitme ihtimali %100. İkisinin birden gitme ihtimali %85. Onu söyleyeyim. Takasta kullanılma ihtimali var ama yüzde vermeyeceğim. Kaan Ayhan şu an sıfır. Ki bu süreci de açıklamıştım. Benim bu kısmını aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.